Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın desteği, katkısı ve sizlerden de gelen destekler ve katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarak bu videoya bu şekilde giriş yapalım. Fenerbahçe Karagümrük'ü yendi yenmesine ama sanırsınız bazı arkadaşların yanık kremleri az kaldı ve bazı Fenerbahçe taraftarları da maalesef ve maalesef bunların ipiyle kuyuya indi. Mesela ben size maça ilişkin birkaç bir şey söyleyeyim ve tartışmalı pozisyonları da konuşalım. Mesela Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 5-4'lük Karagümrük müsabakasında maçın çalışkanlarından oldu. Bilmiyorum farkında mısınız ama Jorge Jesus tarafından ilk 11'de forma şansı verildi. 4 şutunda tek isabet yakaladı ama 3 kilit pasla bu alanda zirveye çıktı. 3 top kapmayla da savunma anlamında önemli iş yaptı. 88'de yerini Serdar Dursun'a bıraktı ve gecenin etkili isimlerinden oldu. Bakın 88. Dikkat ettim arkadaşlar. Pazartesi günü, 10 Ekim Pazartesi günü hiçbir Allah'ın kulu Serdar İrfan Can'dan bahsetmedi. Hiç kimse Serdar Dursun'dan bahsetmedi. Farkında mısınız bilmiyorum ama Kurtlar Vadisi'nde bir cambaza bak hikayesi vardı. Hani siz cambaza bakarken hırsız arkadan dolaşıyordu. Orada sirkte millet cambaza bak cambaza bak derken hırsız arkadan dolaşıp cüzdanları araklıyordu. Şu anda siz tam cambaza bak konumundasınız. Sizin dikkatinizi bir yere çekiyorlar. El altından farklı şeyler. Mesela Attila Salahi'nin kabus gecesi. Ben daha bir Allah'ın kulunun Attila Salahi'yi yerden yere vurduğunu görmedim. Maçın bitiminde. Niye? Çünkü sıra onda değil. Sıra Altay Bayındır'da. Uzun zamandır özellikle başını Serdar Ali Çelikler'in çektiği bir grup Altay Bayındır'ı itibarsızlaştırma peşinde. Bak İrfan'a denediler. İrfan sert bir cevap yazdı. Vazgeçtiler. Altay'a deniyorlar. Attila Sanayi bence Fenerbahçe'deki en kötü maçını oynadı. Fenerbahçe'deki en kötü maçını oynadı. Yani ilk golde hatalı pas verdi. İkinci golde rakibinden çok kolay çalım yedi. Gole davetiye çıkarttı. Burak Kabacan attığı dördüncü golde kafayla topu uzaklaştırmak isterken aldı at pası verdi. Yani aslında Attila Salahi Altay Bayındır'dan çok daha suçlu. Ama Attila Salahi'ye kimse laf etmiyor. Niye? Olur böyle şeyler. Hayır. Altay gariban ya. Altay'a yükleniyorlar. Siz de bunu yiyorsunuz. Tabii Altay'ı yemenizin dışında bir şey daha var. Caner Erkin. Şimdi sosyal medyaya baktım. 10 Ekim Pazartesi günü sosyal medya Caner Erkin'in şike yaptığıyla dolup taşmış. Yani Caner Erkin'in adının Henry Caner olmadığını, ne bileyim Yones Caner olmadığını herhalde hepiniz biliyorsunuz. Çünkü biz bu ligde nelere şahit olduk. Hani Fenerbahçe maçında aslan kesilip bazı maçlarda yaslan kesilen oyunculara da şahit olduk. Olmadıysak söyleyin. Ha, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ertuğrul Taşkıran bizim altyapıdan çıktı. Ulan her Ertuğrul Taşkıran'ın rakibiyle oynadığımız maçta şike yapmış. Her maçta. Ulan Galatasaraylı futbolcular da yapıyor o zaman. Beşiktaşlılar da yapıyor. Hepsi yapıyor o zaman. Ya bu mantık nasıl bir mantık abi ya? Caner şike yapmış. Allah aşkına. Birkaç Beşiktaşlı böyle akli dengesi gayet iyi olan ve kanaat önderi olan arkadaş çıkmış. Demiş ki ya etmeyin eyleme bu bizde de aynıydı. Bu Fener'de de aynıydı. Milli takımda da aynıydı. Dün de söyledim şöyle bir hareket başka bir şey yok. Caner Beyaz TV'ye konuşmuş. Şimdi Caner Erkin için demişler ki gole sevindi. Fenerbahçe'nin golüne sevindi. Arkadaşlar bakın işte sosyal medyanın algısı böyle bir şey. Size aylardır anlatıyorum. İsterseniz yani sosyal medyada canınızın istediği kişiyi atıyorum kafadan bir şey karşıtı gösterirsiniz. İsterseniz onun hayranı gösterirsiniz. Yani isterseniz bunu yaparsınız. İsterseniz başka bir şey yaparsınız. İsterseniz şu yaparsınız bu yaparsınız. Ya biz nelerle uğraştık nelerle uğraştık. Caner Erkin'in arkadan çekimini gösteriyorlar. Diyorlar ki bak sevinmiş gole şöyle yapıyor. Yandan çekim. Caner diyor ki Beyaz TV'ye. Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim diyor. Yani Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söyledim diyor. Eliyle gösteriyor. Videoya uzun süre bakarsanız eliyle gösteriyor sağ taraf diyor kendine göre. Kaleci golü yiyince kızıyor. Ve birileri tam videoyu yan açıdan 10 Ekim'de servis etti sosyal medyaya. Ve sosyal medyadaki arkadaşlar dedi ki ha Caner sevinmemiş.
İyi de ofsaytı bozuyor. Ya Allah'ınızın kitabınızın aşkına arkadaşlar, hiç mi yani hiç mi ahlaki değerleriniz yok? Gözünüzü seveyim. Etmeyin, eylemeyin Caner bu. Orta açıp, isabetli orta açıp asist yapmak dışında sürekli itiraz dışında hangi vasfı var? Hani Ersun Yanal dönemindeki 2013-14'teki fişek Caner değil bu Caner. Gittikçe yaşlanan, yavaşlayan Caner. Şimdi Fenerbahçe maçı 5-4 kazandı. 3 tane penaltı kararı çıktı. Deniz Çoban maçı yorumlamış. Bu arada bir penaltı tartışmasıdır almış. Başına gidiyor işte Fenerbahçe şu kadar penaltı kazandı falan filan sosyal medyadan. Bu iş o kadar güzel bir algıyla yönetiliyor ki arkadaşlar, aklınız durur. Gerçekten aklınız durur. Hakikaten aklınız durur. Niye? Şimdi şunu anlatayım arkadaşlar. Bu arada o yandan açıyı veren A Spor'da şeymiş. Kusura bakmayın, A Spor'daki arkadaşlarmış. Bakın, Fenerbahçe'nin 4 büyüklerin bu sezonki penaltı sayısı. Fenerbahçe 5 penaltı kullanmış. Beşiktaş 3, Trabzon 3, Galatasaray 1. Şimdi bunu kullanıp da bakın Fenerbahçe ne kadar penaltı kazanıyor. Şimdi tamam, penaltıları çıkalım. Penaltı gollerini çıkalım. Gol sayısını verelim. Fenerbahçe 21 penaltısız. Beşiktaş 15, Trabzon 10, Galatasaray 9. Aleyhine verilen penaltı, hani madem lehine verileni çaldık, şöyle yapalım. Yani lehine verilenden aleyhineyi çıkartalım. Aleyhine verilen penaltı sayısı 3 Fenerbahçe'nin. Yani 5 tane kazanmışız, 3 tane rakibimize verilmiş. Artı 2. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'ın rakiplerine toplam 2 penaltı verilmiş. Yani toplam 2 penaltı verilmiş bunların rakibine. Bir de Galatasaray'ın zaten ne kadar kısır bir futbol oynadığını hepiniz biliyorsunuz. Değil mi? Ama kabul etmiyorlar işte. Ne diyelim arkadaşlar? Yani Fenerbahçeliliğin de eziyeti bu. Ama Deniz Çoban maçın pozisyonlarını yorumlamış. Tek tek kısa kısa ben değineyim arkadaşlar. 3 penaltı, özellikle Atilla Karaoğlan'ın verdiği penaltılar tartışmalara sebep olmuş. Deniz Çoban'ın yazar yazısında şunları söylüyor arkadaşlar. Hakemin hataları oldu mu? Maçın gidişatını etkileyecek hataları oldu. Ancak maçın skoruna etki edecek hatalar değil bunlar diyor. 9. dakikada Crespo'nun golünde offside tartışmalar olsa da hakemin gol kararı doğru. Kaleciyi etkileyen hücum oyuncusu yok. Çünkü görüş alanında değil. 64'te Altay Bayındır'ın Borini'ye müdahalesi tartışmasız penaltı doğru karar diyor. Fenerbahçe'nin penaltısı doğru karar diyor. 60. dakikada Caner'in eline gelen topta hakem Fenerbahçe'nin penaltı düdüğünü çaldı. Yanılmadı. Doğru karar. 69'da Valencia'nın şutunda Lawrence'in vücudundan açılan, kolundan dönen topta VAR kararıyla verilen penaltı doğru. Çünkü vücut büyütülüyor. Kaleye giden top engelleniyor. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Birileri algı yapacak diye. Birileri algı yapacak diyor. Ya Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan mı verilmesin? Ya bu nasıl bir mantık? Nasıl bir zeka? Nasıl bir zeka? Ya dert tasa Altay Bayındır olmuş. Dert bu olmasın. Dert bu olmasın. Şimdi de Gustavo Henrique'le işleniyor. Nasıl işleniyor? Ya Gustavo Henrique çok iyi stoper çıktı, hepimiz yanıldık falan filan diyenler olduydu. Erken Otun Horoz'un başını keserler de falan da filan da Inter Milan. Bunu yazmışlar. Zanka ile kıyaslayın, başkasıyla kıyaslamayın. Bize acil Serdar Aziz lazım demiş. Şimdi Serdar Aziz'in de ilk hatasında diyecekler ki camdan adam. İlk sakatlığında camdan adam diyecekler. Her şeye bir konuşma var. Onu da söyleyeyim. Oynadığı her maçta hızlı kanatlar Gustavo'nun arkasından vızır vızır geçiyor demiş. Böyle bir dünya yok. Faul yapmadan müdahale yapamam demiş. Adam daha dokunmadan faul çalıyorlar. Ve siz de ilk müdahalemde çalım yerim, faul yaparım demişler. Bir bakın bakalım. Ne diyor? Sürekli ofsaytı bozar, gol yediririm diyor. Arkadaşlar, yani ofsaytı bozan, mesela Altay'ın penaltı pozisyonunda ofsaytı bozan Osayi. Dikkatlice bakın. Ayrıca bu adamın oynadığı maçlarda, üçlü oynadığımız maçlarda kaçar kez ofsayta düşürdük rakipleri. Etmeyin, eylemeyin. Bir de boyu uzun bu adamın. Yani o avantajı var. İkili mücadeleye girmez, girse de kazanamaz diyor.
3'te 0. Atilla Salahi 3'te 1. Arkadaşlar Karagümrük öyle vızır vızır bizim kaleye gelmedi dün ya. Ya bunu anlayın. Öyle hani bizim kaleyi dövüp de 4 tane gol atmadılar. Geldiler, attılar, gittiler. Başka bir şey yok. Avrupa maçı gibiydi. Yani genellikle biz bu maçlara Avrupa'da şahit oluyoruz. Jesus'un niye üçlü oynattığını çok iyi anlamışlar. Savunmadaki defoları kapatmak içinmiş diyor. Çok şükür. Günaydın. Mustafa Hoca'nın videosunu izlemişsiniz demek ki. Tebrikler. Gustavo yetersiz oyuncu. O yüzden üçlü stoper oynuyoruz diyor. Ümraniye'ye, Karagümre'ye karşı çok kötü oynadık dörtlü oynayarak. Ümraniye maçında da Karagümrük maçında da takımın yorgunluğu vesaire. Bir kere Ümraniye maçında yenilen gollerin tamamı, bak tamamı hakem menşeli. Hiçbir şey değil. Hani oyun kurallarında gol değil. Bir. İkincisi Jesus'un çıkarttığı orta saha yok. 4-1-5 çıktı Fenerbahçe o gün sahaya. 4-1-5. Takır takır geldiler. Ya ona Gustavo ne yapsın? Kim minciyorsa yine yerdin o kadar. Anlatabiliyor muyum? Ha şu bir gerçek. Kabul ediyorum. Yani kabul ediyorum arkadaşlar. Şunu kabul ediyorum. Hız konusunda sıkıntısı var Gustavo Henrique'nin. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ya bunu kabul etmeye zaten futbol anlıyorum demesin. Hızı kabul ediyoruz. Ancak gecenin kötüsü ne sadece Altay'dı ne sadece Gustavo'ydu. Bir, dört tane gol yeniliyorsa bunun sorumlusu bir kişi olamaz. Anlatabiliyor muyum? Ve ekrana yansımayan görüntü, şok görüntüler Altay Bayındır'la ilgili. Arkadaşlar bu görüntüler çok konuşulur. Çünkü Jorge Jesus çılgına dönüyor. Fenerbahçe maçı 5-4 kazanıyor. Dördüncü gol sonrası Fenerbahçe futbolcuları Altay Bayındır'ın üstüne koşuyor. Yani bak işte senin için attık vesaire gibisinden. Ama Jesus bu harekete çok sert tepki veriyor. Tribün çekiminde de bu ekranlara yansıyor. Yani skor 4-4 olana kadar 1-0, 3-2, 4-3 olmak üzere Fenerbahçe 3 kez öne geçiyor. Ancak olmuyor bir türlü ve 5-4 öne geçiyor. Maçı da o şekilde bitiriyor. 4 isabetli şuta 4 gol, Altay Bayındır ıslıklandı diyor. Şimdi bazen olur ki rakip öyle bir gelir. Senin yapacak hiçbir şeyin kalmaz. Mesela Borini ilk golde Serdar Aziz ile eşleşmiş olsaydı Serdar o vuruşu yaptırmazdı. Serdar vuruşu yaptırmayınca Altay suçlu olmazdı. Altay suçlu olmayınca Fenerbahçe beraberliği rakibine kaptırmış olmazdı. İkinci golde, yediğimiz ikinci golde Gustavo Henrique başka tarafa hareketleniyor. Serdar Aziz olsaydı mesela tutardı adamı, yapışırdı. O vuruşu yaptırmazdı belki de. Belki de Osayi'ne iyi uyum sağlayıp ofsayta düşürürdü. Baktığın zaman yine Altay'ın suçu yok. Üçüncü golde rakibin attığı üçüncü golde Osayi ta köşede ofsaytı bozuyor. Hadi ofsayı yok diyelim. Gustavo bozuyor diyelim. Serdar Aziz'i koy ofsaytı bozmazdı. Yani 3 gol yememiş olurdu Fenerbahçe. Mantık olarak diyorum. Yanlış anlamayın. Hani o zaman burada Altay Bayındır'ın suçu ne? O zaman suçu Gustavo'ya yakın. Yıkamıyorsunuz. Niye? Çünkü adam epeydir iyi oynuyor. Bir maçta da kötü yapmak istemediniz. Şimdi Burak Kapacak gitti 4-4 yaptı. Eğer Burak Kapacak Fenerbahçe'nin de başka takım futbolcu olsaydı o 4-4'ü yapmaz. O kafayı dağlara taşlara vururdu herhalde. Şimdi İsmail Yüksek, Atilla Salahi ve Gustavo Henrique 4. golde Altay'la birlikte kutlamak için Altay'a koşuyorlar. Bak aslına bakarsanız onlar da bir nevi farkındalar. Çünkü İsmail'i saymıyorum. Atilla da Gustavo da farkında kötü oynadıklarını. Ama Jesus tepki gösteriyor. Yani Altay'a koşan futbolcular tepki gösteriyor. Sert şekilde uyarıyor. Ve zor sakinleştiriyorlar. Ya neredeyse rakip teknik heyete ayrılan kısma kadar gidiyor ve kendi ceza alanı önünde sevinen futbolcularına tepki gösteriyor. Siz bunu ne olarak algıladınız arkadaşlar? Ben bunu profesyonellik olarak algıladım. Ben bunu profesyonellik olarak. Yani arkadaşlar bu oyuncu psikolojisi dersidir. Bu okullarda falan okutulmaz. Bu psikolojik bir derstir. Orada Altay'ı teselli edersen Altay hata yaptı dersin. Maçın bütün günahını Altay'a yıkarsın. Yani Jesus orada demek istiyor ki bunlar mı olur? Maç bu, futbol bu. Sıkıntı yok. Bir şey olmamış gibi devam edin. Eğer siz üstüne düşerseniz böyle olur. Arkadaşlar bakın bu çok kez oluyor. Bu hayatın her aşamasında oluyor.
Dramatize etmeyin diyor ya. Taraftarın dikkatini çekmeyin artık, yeter diyor. Ya taraftar zaten sizi şey yapmak için, hani yuhlamak için, bir şeyler yapmak için bunu yapıyor. Yeter diyor. Yeter. Buna odaklanmayın diyor. He, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. 60. dakika, 70. dakika şey yapıyor. Arda diyorlar. Bakıyor mu? Dönüp bakıyor mu? Yani Jesus'un bu hareketine ben katılıyorum. Ama Fenerbahçe taraftarını şunu anlamıyorum. Ya sizi ne tatmin edecek? Kazanıyoruz, zorunuza gidiyor. 5 gol atıyoruz, forvetler zorunuza gidiyor. 4 diyoruz, bir daha olmasın. Tabii ki de ders olsun diyoruz. Hatadan ders çıkaralım. 6 ay kadro dışı bırakılsın diyorsunuz. Ya herkesin gördüğünü Jesus da görüyor ya. Ya 6 ay kadro dışı bırakıldı diyelim. Neyinize gelecek? İşinize neyine gelecek ya? Neyinize gelecek? Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Son olarak da hatırlatmakta fayda var. Maçtan önce öğleden sonra saat 16.36'da içimden bir ses diyor ki, dedim Valencia akşam ettirik yapacak. Yani kaç haftadır ligde golü yok. Rem maçında sonradan girdi de anca öyle penaltıyla attı. İçimdeki ses, emin misin bak bizi topa tutarlar kardeşim dedim. Yani çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah-u Teala içimize ilham etti. O da gerçekleşmiş oldu. Bu arada hesabımı takip edebilirsiniz. YouTube karar kıldı. Tamam dedi, 26.500 iyidir. Burada durdurdu. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ne diyelim? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.